Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Fotoğraf çerçevesi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Genişliği 3 cm, kalınlığı 2 cm bunların. İki tanesi 24 cm uzunluğunda, iki tanesi 18 cm uzunluğunda. Şimdi bunları tutkallayıp yapıştıracağım. Ben karşısına sürdüğüm için bu taraflarına fazla sürmüyorum, azıcık sürüyorum. Böyle önce bunu elimle ayarlıyorum biraz. Bu şekilde. Şu an ayarladım. Sıkıştırma parçalarını hafifçe ittiriyorum. Şuraları bozmamak lazım tabii. Hepsini taktıktan sonra sırayla çakacağım. Fazla tutkalları da alayım. Şimdi bu kurusun, sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, tutkal kurudu. Şimdi söküyorum bunu. Şimdi bu siyasiyi bağlayıp iç boşaltmalarını yaptıracağım. Çerçeveyi CNC'nin tablosuna düzgün sıktıramadığım için makine keserken bu şekilde çerçeveyi kaldırdı. Çerçeveyi makinenin tablosuna düzgünce bağlayıp tekrar kestireceğim. Makinenin bıçağı köreldiği için çok düzgün kesemedi. Çerçeveyi söküp testereyle kenarlarını yuvarlatıp sonra zımparalama işlemi yapacağım. Çerçeveyi bu aparata tekrardan sıkıştırıyorum. Bu sayede ekleme parçalarını çakarken daha önceden yapıştırmış olduğum tutkal ayrılmayacak.
CNC'nin parçaya verdiği zararı da şu çubuklarla tahmin ediyorum. Tutkal kurudu, ek parçalarını ve şu fazlalık çubukları kesiyorum. Radyosu da tamamladım. Şimdi son zımpara işlemine geçiyorum. Burayı görmeyin. Şöyle küçük bir parça yaptım. Buraya takıyoruz. Böylece bu şekilde durabiliyor. Veya bunu buradan alıp şuraya da takabiliyoruz. O zaman da böyle duruyor. Şimdi camını kesip geliyorum. Fotoğrafı değiştirmek için kullanacağımız küçük parçaya da taktım. Şimdi artık çerçeveyi cilalayabiliriz. Saf zeytinyağı ile çerçeveyi cilalıyorum. Evet, şimdi yağ kurudu. Camı koyayım. Bunun içine 15'e 21 ölçüsünde fotoğraf koyabiliyoruz. Onun haricinde böyle küçük bir fotoğraf varsa bunu da koyabiliriz. Daha küçük ebatlı bir fotoğraf. Evet, bu şekilde de gayet şık görünüyor. Arkasındakini de takayım.
Onu dik haline getirmek için de şuradaki parçayı alıp şuraya takıyoruz. Sonra dik olarak kullanabiliyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diyorum. Hoşça kalın. Bu fotoğrafta 15 x 21 cm ölçülerinde.